Ne yazık ki asker savaşmadı. Yani bizi orada bırakıp gittiler. Yani bizim dış korumamızı almadılar. O askeriyenin kaçma olayı pazar günü oldu. Çarşamba günü işte bizim oraya geldiler. Konsolosluğumuza geldiler. Konsolosluğumuza ben şeyde nöbetçiydim. Konsolosluğun önünde nöbetçiydim. Türkmen bir tanesi. Yani o aşiretin reisi olduğunu söyleyen birisi. İçeriye doğru bağırdı işte kapıları açın diye. Bağırdığı zaman işte biz dedik ki açamayız diye. Yani konsolosluğun kapısını açamayız diye. Bu arada konsolosluğun kapılarına, 3 tane kapısı var. Konsolosluğun kapılarına kamyonet tipinde araba araçları var. 3 tane patlayıcı yüklü araç yağıştırdılar. Tahmin ediyorum herhalde bir araçta 500 kilonun üzerinde şey var, patlayıcı var. Yani kapıları patlatacaklar. Niyetleri bu. Tabii bu arada ikinci bir ses geldi. İkinci bir ses geldi ki size 10 dakika süre veriyoruz. 10 dakika süre zarfında teslim olacaksınız diye. Tabii bizden sayı olarak, silah gücü olarak çok güçlüydüler. Karşı koyma durumumuz çok zayıftı. Bizim konsolos Ankara'yla görüştü. Ankara'ya görüştü. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımızla görüştü. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımız talimatıyla çatışmaya girilmedi. Ondan dolayı işte teslim olundu. Komutanlar 3 kişi geldi. İşte 3 kişi geldi. O bir tane Azerbaycan dedi ki ben Azeriyim dedi. Yani o biraz bizi sıktı, canımızı sıktı. Biz dedi Türkiye'yle bazı şeyleri anlaşacağız dedi. Türkiye'nin bazı şeyleri anlaşacağız dedi. İşte yani hemen sizi bırakmayacağız dedi. Yani bize savaşmayacak işte şu bu yani bazı şeyler söylemiş. Bize 10 gün önceden dediler ki işte Türkiye ile anlaşmamız bitti. Sizi tahliye edeceğiz. 11'i çeyrek geçiyordu. Akçakale şeyine geldik. Sınıra. Gece. Evet, gece.